No doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here. Safari'deyiz. Mertun'la. Şu an Bartın Nehri üstünde geziyoruz. Güzel bir tekne turu. Eğlenceli dakikalar. Dostlar, Bartın'a gelirseniz tekne turu da yapmayı unutmayın. Oldukça uygun. Kaç kişi bindiğinizin bir önemi yok. Kısa tur 50 TL, uzun tur 100 TL. Böyle Bartın ırmağının üstünde güzelce gezdiriyorlar sizi. Biz de ailecek bindik. Kısa tur bile yeterli bence. Gayet güzel ve mutluyuz. Bartın'ın nimetlerinden faydalanıyoruz şöyle. Teknede olduğumu tekrar göstereyim. Bu arada bugünkü görüntüleri DJ Ozma Action'da çekiyorum. Sesini de şu anda onunla kaydediyorum. Nasıl aldığını hiç bilmiyorum. Kamerayı yeni aldım. Umarım güzel çıkıyordur. Çıkmıyorsa da yapacak bir şey yok. Böyle teknede dolaşıyorum. Thank you.
Bartın Vlog'dan sesleniyorum. İlk kez böyle vloglar çekiyorum. O yüzden güzel olmamışsa yorumlarda belirtin. Ama eminim ki çaba sarf ettim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Beğenirseniz çok hoşuma gider. Kanala da abone olursanız desteklerinizi göstermiş olursunuz. Bu Bartın Vlog'dan hemen hızlıca bahsetmek istiyorum. İç Anadolu'da yaşıyorsanız özellikle Bartın'a ulaşım oldukça kolay. Karabük üzerinden geliyorsunuz ki yol üzerinde Safranbolu'ya mutlaka uğrayın. Safranbolu biliyorsunuz ki UNESCO tarafından koruma altına alınmış, çok güzel evlerin bulunduğu, güzel bir çarşısının bulunduğu bir yer. Oradan çıkıp direkt Bartın'a geçebiliyorsunuz ki Bartın yolu oldukça güzel. Bartın'da böyle ağaçların kapattığı tek şeritli git gelin olduğu bir yol var ki orada işte gelinlerin resim çekiniyor. Herkesin bir resim çekindiği bir yer. Ya orada zaten görsellere yer vereceğim ki bu konuşmanın üzerine zaten her şeyi eklerim. Onun dışında geldiniz Bartın'a, çok güzel bir Karadeniz'in İnkumu diye bir plajı var. Bu plajda özellikle Karadeniz'in en güzel ve en büyük böyle geniş kumsala sahip olan bir plajı. Suyu da oldukça güzel oluyor. Dönem dönem dalgalı ve ters dalganın olduğu yerler olabiliyor. Dikkat edin. Ama özellikle Temmuz-Ağustos aylarında gayet güzel. Yani hiç Akdeniz'e aratmayacak şekilde. Biraz serin ama rüzgar yoksa eğer o gün gerçekten güzel vakit geçirebiliyorsunuz ki İnkumu hem ekonomik, her kesime uygun bir yer. A101 Şok gibi marketler bile var. Güzel bir araba park edebileceğiniz geniş bir yolu da var. Gerçekten büyük bir plaj. Ben defalarca geldim. Çok seviyoruz. Hem yolunu seviyoruz hem Safranbolu'ya uğramak güzel oluyor. Ilgaz'da yine güzel yerler var. Yemek yenebilecek yerler var. Onun haricinde de Bartın'da güzel yerler var. Şimdi gelelim. Biz ne yaptık Bartın'da? Biz bir gece kalmalı geldik. Burada bir tanıdığımızda konakladık. Öyle bir artımız vardı. Yine konaklanacak Amasra ve Bartın'ın güzel yerleri var. Bunları da söyleyebiliriz. Yine çadır kurulacak yerler var. Kiralık dairelerde bulabiliyorsunuz. Özellikle bu mevsimde bu kültür burada var. Onun haricinde sabahları özellikle biz Yalı denen bir yer var. Oraya gittik. Sevgi Parkı da diye söyleniyor. Orada böyle ırmak var, çay var. Tam Bartın'ın içinden geçen. Bayağı dengeli bir şey. Ve deniz suyunun da olan bir çay. Değişik bir çay. Güzel, anlatırlar size de. Burada tekneler var. Biz de bir tekne turu yaptık. Orada serpme kahvaltı var. Yine görüntülerde göreceksiniz. Çok güzel kahvaltı da yaptık. Melemeni ve kavurmalı yumurtası oldukça başarılıydı. Lezzet anlamında çok memnun kaldık. Ve o çayın kenarında güzel bir kahvaltı yaptık. Ve sonra o çayın içinde tekneyle gezdik. Evet, şimdi de Parthenios Sular Şehri'nin kalıntıların olduğu yerdeyiz. Burada güzel bir şelalemiz var. Burada hemen bir su değirmeni var. Hala aktif çalışıyormuş. Gayet güzel görünüyor. Şu anda da teknenin üstündeyim. Sular Şehri'nden kalma görseller de vardı, şelale vardı. Oraları da gezdikten sonra İnkumu'na ya da Güzelcehisar diye güzel bir koy var. Buraları da değerlendirebilirsiniz. Özellikle iki plajı çok meşhur. Güzelcehisar da oldukça güzel. Falezlerin dibinde giriyorsunuz. Ki orada DJ Ozma Action'da biraz şey yaptım. Aslında Bartın'a gelme sebebim DJ Ozma Action'dı. Buradan bu ürünü ikinci el olarak satın aldım. Bir kişiden, sahibinden.com'dan görüşerek anlaştığım DJ Ozma Action almaya geldim. Hem de sahilde birkaç test yaptım. Su altına da soktum. Digi Paket 2 ile de biraz kıyaslama olsun diye yan yana böyle koşarken falan videolar çektim. Güzel bir 2 günlük vakit geçirdik. Şimdi de Bay Gürgen'e geldik. Burada İnkumu plajına, yani Bartın Limanı ile Bartın arasındaki güzergahta kiloyla köfte, et yapan yerler var. Daha önceden Recep'in Yeri diye bir yere gelmiştik ve memnun kalmıştık. Bu sefer de burayı tercih ettik. Yine Amasra tarafında çok güzel balık, alabalık restoranları var. Yine Amasra'nın içinde çok güzel bir çarşısı var. Özellikle ahşap oyuncak, çocuklara yönelik ahşap ürünlerin bolca satıldığı Amasra'yı çok beğendik. Özellikle eşim Montessori sistemini sevdiği için buradan ahşap birkaç bir şey de satın aldık. O çarşıda aynı Alaçatı'daki gibi güzel bir kapalı böyle mekanlar arasında güzel bir caddeydi. Oldukça güzel. Bartın, Amasra zaten birbirine çok yakın. Böyle hemen 5-10 dakikada ulaşım sağlıyorsunuz. Bartın'ın yine kendi çarşısı vesaire güzel. Trafiğe kapalı yürüme alanları da var. Yine
Ama sırada biz ekmek arası balık yedik, güzeldi. Midye tava, yine midye, bu tarz şeyler, bu tarz kültürlerin bolca olduğu bu mekanlar var. Güzel yemekleri de yiyorsunuz. Yine denize sıfır, güzel kafeler, çay içme yerleri, romantik alanlar ve böyle güzel rakı sofralarının da kurulabileceği şeyler var. Alkolü pek sevmediğimiz için öyle yerlere girmedik ama herkese hitap edecek aile çay bahçeleri dahil var. Oldukça güzel. Kesinlikle deneyin. Şu anda da Baygürgen'e geldik. Burada son bir yemek yiyip buradan tekrar yola koyulacağız. Birazdan restoranla ilgili de yemekleri çekerim. Yine burada Karadeniz pidesi de yemiştik. İnkumu sahilinde. Onunla ilgili görsel de yer alacak. Bu yemeği de yiyip yola koyulacağız. Bu vlog bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olarak da bunu gösterirsiniz diyorum. İlk kez böyle bir video çektim. Umarım güzel olmuştur. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.